Çalışmak. İşte çağdaş bir Türk masalını oluşturan sihirli sözcükler. Aslında bu masal sadece bir kişinin, bir ailenin öyküsü değil. Aynı zamanda bir ülkenin de öyküsü. Zabbancılardan Hacı Ömer'in binbir meşakkatle kardığı hamurdan evlatlarının bir dünya yaratmasının öyküsü. Ve babasından aldığı bayrağı kardeşleriyle birlikte dünyaya kabul ettiren, bunu yaparken de bu ülkeden kazandıklarını bu ülkenin insanlarıyla ve toprağıyla paylaşmasını bilen bir insanın öyküsü. Toprağından kopmayan, insanına yabancılaşmayan, parasıyla değil, yaptıklarıyla olay olan, babasından devraldığı ağalığı gururla taşıyan bir insanın öyküsü. Akçakaya köyünden Zabbancıların Hacı Ömer ağasının oğlu Sakıp Sabancı'nın öyküsü. Kısaca Sakıp Ağa'nın öyküsü. Sakıp Ağa'nın dedeleri bir bağa bir tarlası olmayacak kadar yoksul çiftçilerdi. Geçimlerini Karasaba'nın tahta kısmını yaparak sağlarlardı. Aileye o zamanlar Zabbancılar derlerdi. İşte Sabancı ismi de buradan geldi. 1900'lerin başına kadar Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Zabbancılar daha bereketli toprak umuduyla Akçakaya köyüne göçtüler. Buradaki ilk mülkleri de bir tepede kayalara oyulmuş, içinde ocağı bulunan bir göz odaydı. Sakıp Ağa'nın babası Hacı Ömer de 1906 yılında işte bu evde doğdu. Yörede üzüm bağı olanların durumu biraz daha iyiydi ama Zabbancıların bağı da yoktu. Köyde geçim sıkıntısı arttıkça çare aramaya başladılar. Baktılar ki çıkış yine yok. Hacı Ömer önceden Adana'daki amcası Ahmet'in yanına giderek şansını denemeye karar verdi. Tek çare pamukta çalışıp biraz para kazanmaktı. Kendisi önce 1921 yılında işçi olarak orada hayata başladı. Giderken de buradan oraya 9 günlük yol var, yürüyerek gitti. Çünkü otobüse binemezdi. Otobüste falan kamyona binilebilirse, binilirse kamyonun üstüne binilirdi. Ona da para verilemezdi. Kamyoncu almaz, bildirmez. Yürüyerek gelinirdi. Daha önünde de katırlar, gruplar halinde gider. Onlar insanları götürür, getirirlerdi. O gelip biraz iş yapıp oraya intibak edince kardeşini getiriyor, amcamı, Hacı Mehmet Ağa'yı getiriyor. O da geliyor, başlıyorlar beraber çalışmaya. Ben 29'da gittim, baban 24'te gitti Adana'ya. Adana'ya gittik. Orada Kalaoğlu fabrikası var. Ha? Orada çalışıyoruz. Merdivenin altında yatıyoruz. Ben araba sürüyorum. Babası da fabrika tuttu, 4-5 tane adam çalıştırıyor. Orada üstlerine bakıyor babası. Ben de araba sürüyorum. Cuma günü tadil olurdu. Perşembe günü sığır etiyle Fulat'ın babası gaz tehlikesini kesmiş. Sığır etiyle bir fasulye pişiriyor. Bir de bu pirinç pilavı pişiriyor. Bir de Göğe Kupen'in ağzında bir kebapçı vardı. O da kadayıf yapardı. Bir tepside kadayıf yapıyorduk. Akşam oturuyoruz, akbüzlerime toplanıyor. Bunu nasıl kapışıyor? Nasıl kapışıyor diyorum. Babana diyorum ki Mehmet'te hafta içinde, bir tatlı daha ye. Haftada bir kere bu. Tatlı yeme hakkı var. Diyor bir daha ye. Yok, para artıracağım, dur. O günleri bilenler Hacı Ömer'in ilk işi olan ve Adanalıların hambal dedikleri pamuğu çuvala doldurup sıkıştırma işinden günde 85 kuruş kazandığını anlatırlar. Hacı Ömer bu paranın 20-25 kuruşuyla karnını doyurur, 10 kuruşunu yatak parası olarak verir, kalan 50 kuruşu da biriktirirdi. En büyük tutkusunun da hep çalışmak ve fazla para kazanabilmek olduğunu söylerler. Bir de kazandıklarını tahta bir kutu içinde biriktirmek. Bu çalışma azmi ve tutumuyla Adana'yı tanıyan, pamuk işinin inceliklerini öğrenen Hacı Ömer, kısa sürede hambal başı olur. İşler gelişince yanına kendi köyündeki hemşehrilerini de alır. Bir nevi işçi müteahhidi durumuna girer. Onun adı artık Ağa olmuştur. Her şey biriktirdikleri para 2 altın olunca da değişiverir. Amcasıyla beraber pamuk komisyonculuğuna başlarlar. Paraları yettiğince pamuk alıp satarlar. İlk yatırımları ise 1 sarı liraya aldıkları kantardır. Bu kantar bir dünya devi olma yolunda atılan da ilk adımdır.
Hacı Ömer işlerle boğuşurken annesi artık evlenme vaktinin geldiğini düşünüyordu. Gözüne de yazın harman yerinde gördüğü Sadıka'yı kestirmişti. Aklında evlenme fikri hiç olmayan Hacı Ömer biraz da annesinin gayretiyle Sadıka Hanım'la evlendi. Düğünden hemen sonra da Adana'ya yine işlerinin başına döndü. Sonra çocuklar doğmaya başladı. Önce İhsan, sonra da 7 Nisan 1933'te Akçakaya köyünde Sakıp doğdu. Sakıp'ın merhaba dediği Türkiye, Cumhuriyet'in 10. yılında yeniden imar edilmenin, dünya ise ekonomik bunalımın pençesinde kıvranıyordu. Ülkede üretim yoktu. Sanayi olmadığı için iğneden ipliğe, basmadan kibrite her şey ithal ediliyordu. O günlerin Adana'sında ise yurdun her yanında olduğu gibi ticaret gayrimüslimlerin elindeydi. Türkler ticaretle o zamana kadar pek ilgilenmemişlerdi. Öyle ki Kurtuluş Savaşı sırasında gayrimüslimlerin bırakıp kaçtığı ticarethaneler, atölyeler, fabrikalar sahipsiz, çürüyüp gidiyordu. Hükümetin tesisleri işleten sahibi olur politikası bile fazla rağbet görmüyordu. İşte Sakıp, Akçakaya köyündeki bu evde böyle bir dünyaya gözlerini açtı. Aile her geçen gün biraz daha büyüdü. Ağabeyi İhsan, kardeşleri Hacı, Şevket, Erol Özdemir ve diğer akrabalarla aynı evi paylaşıyorlardı. Ve buradan oturulu sendirlerden kim geliyor, kim geçiyor köy ölçüsünde bakardık. Akşamları olduğu zaman sedirler olduğu yerdedir. Ama yere bir battaniye konur ve döşekler sıralanırdı. Altı olan bir de şoförümüz vardı, Cemil isminde. O da buraya yatardı. Yedimize döşek kor, Günnaz. Günnaz bizim ikinci anamızdı. İkinci anne, anneye yardım eden, bizleri çok 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 seven, biz de onları çok severdik kendisini. Sabahleyin bizi uyan, tabii 6-7 kişi bir yerde yattığı zaman espriler, oyunlar, eğlenmeler, birbirimize yastık atma gibi espriler olurdu. Ya artık uyuyalım. Elektrik tabii yoktu ilk günler. Elektrik olmadığı için gaz lambası var. Kapatırız. Gaz lambasıyla yaşam sürerken babalarının hali vaktinin iyileşmesiyle hayatlarına yepyeni bir ses giriverdi. Radyo. Ancak bu defa elektrik gerekiyordu. Hemen onun da çaresini buldular. Sonra da bir gün geldi. Elektrik üretmek için kavak ağacının tepesine kocaman bir şey koydu, dönmek üzere pervane kondu. Bu pervane rüzgardan dolayı attı, tutmadı. Bir kere daha koyduk, yine olmadı. Önerdiler ki onun yerine yürümeyen bir bisiklet olsun, bisiklete binip şarj ettiriniz, o şarjla elektrik olsun dendi. Elektrik de önemli değildi. Esas beklenti aranan elektrikli bir radyomuz var, o konuşsun. Konuşması için ben Sakıp Sabancı iyi hatırlıyorum. Onun üstünde bisiklet yapıyordum. Aile kışları Adana'da, yazları da Akçakaya'da geçiriyordu. Hacı Ömer hep çalıştığından çocukların büyük yükü anne Sadıka Hanım'ın sırtındaydı. Evde her şey paylaşılıyordu. Annem yetiştiremezdi işleri. Bizi dediğim gibi sabah kalktığımız zaman da birer entari giydirir, bırakırdı bizi. Entari kız giysileri. O kolay gelirdi. O da ve sonra daima birimizin giysisini diğer kardeş daha küçük, daha küçüğe verirdik. Hiçbir zaman demezdik ya bu kullanılmış gömlek. Ben ne diye kullanayım? O zaten gündemimize gelmezdi, düşünülemezdi. Kalabalık aile içinde yaşamaya alışık Sabancı kardeşler için çevreleriyle ilişki kurmak çok kolaydı. Yaz tatillerinde Akçakaya'ya gittiklerinde hayat başkalaşırdı. Komşu çocuklarla kaynaşırlar, ortak oyunlar oynarlardı. Gel gelelim Beybaba'dan kurtulamazlardı. Beybaba'nın aklı fikri çocukların çalışmasındaydı. Futbol takımımız vardı. Akın takım diye, Akın takım. Orada da aramızda arkadaşlar koşardık, çalıştık, uğraşırdık. Bu bey baba var ya, babanın amcası. Ya Rabbi bizi bırakmaz ki biraz futbol oynayalım.
hemen karşı çıkar. Biz kalkarız, birbirimizden işaretleniriz. Topu alıp gideceğiz ama bey baba bırakmaz, kabul etmez. Nereye gidiyorsun ya? Niçin boş vakit geçiriyorsun? Hayırlı bir iş yap. Ne yapacaksın? Ceviz çırpacaksın. Ya bey baba, biz işte mektepten çıktık, yaz tatilindeyiz. Hayır, yonca biçeceğim be. Bizi yonca biçecek. Sulayacaksın bahçede, sıra geldi, su zamanı geldi. En akıllı kullanılacak. Bizi öyle çalıştırırdı ki, biz ondan kaçmak için aramızda söylediğim gibi stratejiler yapardık. Anam da bizden yana olurdu. Bey babaya dedi ki, ya hem çalışsınlar hem de oynasınlar. Sen benim çocuklarımı işçi tutuyorsun, sadece çalıştırıyorum derdi. O da dedi ki iyi olur, iyi olur. Küçük Sakıp'ın ilk öğrendiği şey çalışmak oldu. Çocukluğunun tadını alamadı. Hep çalışmak zorundaydı. Zaman içinde bu bir tutku haline dönüştü. Ailenin lokomotifi de çalışma aşığı olan babasıydı. O da bir mecnundu. Neyin mecnunu? İş rahmetli. Başarmak, başarmak, hudutsuz bir koşmaya girmiş. Gece gündüz demeden bu konuşmayı, bu bize de onun konumunda, onun düşünceleri istikametinde yürüdük, çalıştık. Ben işten yılmıyor, bana yük, ağırlık beni kaygılandıran bir şey diye getirmiyordu. Çünkü ben işe gittiğim zaman bir nevi, hani iyi bir filmi seyrediyorum da mutlu oluyorsun ya, la bitmese film dersin ya, bu havaya girmiştim. Küçük Sakıp'ın iş hayatı daha ilkokul çağlarında başlayıverdi. Baba Hacı Ömer, Sakıp'ı ve kardeşlerini ilkokul yaşlarında sabahın saat 4'ünde kaldırır, borsaya pamuk almaya götürürdü. İşleri bittiğinde gün yeni ağarmaya başlardı. Hacı Ömer çocuklarını fabrikalara da götürürdü. Gördüğü tesisler Sakıp'ın yüreğine daha o günlerde kor düşürmüştü. Altın adacı bu ideal derdi. Ondan sonra buçuktan da sanayici olacağım diye çalışırdı. Babasına dedi ki, baba ben sana inşallah oğlum, sen sanayici olun dedi. Sakıp ilkokuldayken 2. Dünya Savaşı çıktı. Her şey alt üst oldu. Avrupa'da barut ve gözyaşı birbirine karışırken Türkiye savaş dışında kalmaya çalışıyordu. İşte Hacı Ömer'in ilk sanayi tecrübesi de bugünlerde başladı. 40'lı yılların başında Hacı Ömer ve arkadaşları artık Adana'daki pamuk ticaretine hakim olmuşlardı. Çırçır tesislerinde kullandıkları 30 bin ton pamuktan da 15 bin ton çiğit çıkıyordu. O tarihte çiğitin tek alıcısı da Grido Nebati Yağ Fabrikası'ydı. Bugünkü dev Marsa'nın ilk temeli işte böyle atılmıştır. Hacı Ömer'in artık önünde hiçbir şey duramayacaktır. Hamallıkla başlayan iş hayatında dev adımlarla uzun bir yürüyüş başlamıştır. Bütün bu mücadeleler yaşanırken küçük Sakıp da bir taraftan okula, bir taraftan da babasına yardıma devam ediyordu. Ama sağlığı, sevdiği iki şeyden birini elinden aldı. Ben efendim lisede ikinci sınıfta okuyordum. İlkokulum, ortaokulum bitmiş, lise ikinci sınıfa gelmiştim. O arada maalesef hastalıklar arka arkaya beni yakaladı. Bir yılı kaybettim. Yıl gitti. Ertesi sene yine öyle bir şanssızlık oldu ki yine hastalıklar beni yakaladı, yine kaybettim. Onun anlamı, ben lise 2'deyken benim arkadaşlarım liseyi bitirmişti. Üniversiteye başlamıştı. Ben de hala yerimde duruyordum. Tembelliğimden değil. Demiyorum ki ben iyi bir, başarılı bir öğretmen, öğrenciyim. Hayır, ben basit, vasat bir öğrenciydim. Ama da tembel değildim. Yani illa sınıfı kaybedecek bir derecede de geri değildim. Normal bir vasatım vardı. Fakat herkes üniversiteye gelmiş, ben daha orada duruyorum. O arada işler öyle inkişaf ediyor ki evin içinde. Babamın gereksinmesi var ki ben yallah işin içine. İlk işim un fabrikasında veznedarlıktı. Çekirdekli pamuk alıyoruz.
buğday alıyoruz. Onların paraları ödenecek. Ben kasayı idare ediyorum. Kasa anahtarı bende, para bende. Akşam hesap yapıyorum. Herkese verdiklerimi yazıyorum. Neye aldım, neye verdim. Babasının güveni Sakıp'ı mutlu etmişti. Hızla sarıldı işe. Birinci ayın sonunda ilk maaşını aldı. 25 lira. Ama o parayı harcayamadı. Bizim evdeki ikinci anne vardı, Günnaz. Hemen ona getirdim. Günnaz'a dedim ki bunu sakla. Manga tanışmamışız. Tasarrufu götür, hesap aç. Günnaz benim için sakladı. Sonra da İş Bankası'nın şeyleri geldi, kumbaraları filan. Onlarla tanıştık, biz de kumbaralamaya başladık. Bu sefer herkesin, her kardeşin vardı ayrı. Herkese babadan anadan verilince harçız, oraya konduk. Ve nedense baba ana biz de verdiğimiz paranın alayını harcama yerine bir kısmını harcamamızı bir kısmını da saklamamızı isterlerdi. Bin bir hali var dünyanın. Ne verdim alayını geç, hepsini bir götür harca, yapmayın derdi. Kim ne kadar biriktirdi, açtık mı? Kim iyi biriktirmiş, ona aferin vardı. O zamanlar bankayla henüz tanışmamış olan Sakıp, birkaç yıl sonra babasıyla banka sahibi olacağını hayal bile edemiyordu. Ama o günlerde hayal dünyasını genişleten bir şey oluverdi. Hacı Ömer, Erciyes Palas Oteli'ni inşa ederken içine bir de sinema yaptı. Sakıp her filmi birkaç kez seyretti. Sinema sevgisiyle birlikte aktörlüğün düşlerini kurmaya başladı bu sefer. Fakat bir başka hayalin gerçekleşmesi bu düşünü unutturdu. Gerçi bu hayal babasının hayaliydi ama çabucak unuttu sandı. Sakıp'a aktörlüğü unutturan Akbank'tı. Hacı Ömer artık dolu dizgin gidiyordu. Kendi imkanlarının yeni yatırımlara yetmeyeceğini anlayınca ortaklarıyla banka kurmaya karar vermişti. Nitekim 5 ortağıyla birlikte 30 Ocak 1948'de tek şubeyle Akbank kuruldu. Bankanın ismi bütün ortakların servetinin kaynağı olan pamuktan geliyordu. Sakıp da 1948'den itibaren Akbank'ta çalışmaya başladı. O artık stajyer bir banka memuruydu. İstanbul'da ilk kez o yıl gördü. Celal Ilgıt isminde tekstilci İhsan abimle ortak olmuş, dükkan açmış. Köylümden hemşerim birisi var. Ona diyor ki sen bir kere İstanbul'a giderken Sakıp'ı da götür, gözü açılsın, çevresi açılsın, yaşasın, görsün hayatı filan dedi. Beni Celal aldı, İstanbul'da getirdi. Trenle geldik o zamanki koşullarda. Sirkeci'de Özipek Palas diye bir otele geldik. Mütevazi bir otel. Bana göre tabii cennetti. İlk defa buraya gelmiştim. Sabahleyin beni aldı. Bir sütçüye götürdü. Gül reçeli. Sıcak süt, tereyağı, kızarmış ekmek. Bir kahvaltı yaptık. Şimdi hala yüreğimde, damağımda hissediyorum. O ne güzel bir kahvaltı. İstanbul'a gelince büyüklükler, tabii kalabalık, köprünün üstünde insanlar gidiyor, geliyor. Tramvaya binme, Beyoğlu'na geldik. İşte barlara filan Celal beni götürdü. Orada kızlarla filan tanıştım. Efendim bu hayatın o parçasını da görüp yaşamamı, hissetmem imkanını bana vermişti. Tabii o kadar hoşuma gitti ki Tanrı nasip etsin bir daha gelelim. Bir daha gelelim, bunu istedim. Sakıp'ın dileği çabuk yerine geldi. Çünkü babasının ufku açılmış, fırtına gibi esmeye başlamıştı. Artık Adana ona dar geliyor, sık sık İstanbul'a gidiyordu. Üstelik kararlıydı, mutlaka İstanbul'da bir ev alınmalı. Ev alınacak. 1948-1949 yılları ev arıyoruz. Komisyoncu bir zat bu evi buluyor, babamı gezdirmek üzere getiriyor.
Babam hiçbir zaman giysilerine ehemmiyet vermezdi. Onun için pantolon demek, onu örtsün, etini göstermesin, ona bakardı. Aman ütküsü böyle olacak, bilmem ne olacak, bakmazdı. Buraya kravatsız, giysileri tamam olmayan bir Anadolu adamı, bağrı anı açık filan görüyor. Balkondan kadın, Hacı Ömer'a içeriye sokmuyor. Bumba'dan mı benim eve alacak diyor. Burada oturacak, satmıyorum abi. Geri gidiyorlar. Sonra bu bayanın tanıdığı bir İsviçralı adam vardı. Burada sigorta şirketlerinde çalışıyor. Babamı anlatıyor. Bu çok iyi bir insan. Hale ahvali yanlış sendeyiz bırakmış diyor. Babamı böyle kabul ediyorlar. Babam geziyor evi, çok beğeniyor. Annem ve beni de bir gün İstanbul'a geldiğimizde burayı gezdirmeye getirdi. Babamın penceresi büyüklükler, birçok odalar ve kocaman bahçe onu etkilemiş. Diğer alternatifler olarak Emirgan'da Safi Bey'in bir evi var. Daha modern yapılmış, daha az bahçesi var ama Almanya'dan da bir somine getirmiş, yicili, binili, albenilerle evin mobilyaları, her şeyi temiz, muntazam. Burası çökük bir halde, prenses son günlerini yaşıyor. Ben gençliğimden diyorum ki baba, Safi Bey'in evi ne kadar güzel, oraya alalım. O diyor ki büyüklüğe alakası olan babam, sen diyor aklın ermiyor. Onun diyor odaları çok, bütün aile beraber oturabiliriz. Efendim, 6 tane oğlan, yarın sizler evleneceksiniz. Gelen gidenlerimiz olur, soframız açık. Bahçe büyük, bu kadar büyük, 22 bin metrekare bir bahçe imkanı sen düşünebiliyor musun? Yağmur yağıyor, damlalar daha büyük toprağa parçalar alıyor. Onun için ben buraya alırım, burada düzelir, boyanır, makyajlanır, iyileşir. Nitekim Emirgan'daki harap köşk Prenses İffet Hanım'dan 302 bin liraya alındı. Yeni eşyalarla döşendi. Adı Emirgan Köşkü'ydü. Ancak bir tesadüf sonucu bu da değişti. At sevgisi bizim ailemizde de var. Baba da var, sever. Sevdiği için bir gün bu evi aldıktan sonra İtalya'daki bir fabrikatörün evinde bahçesinde mükemmel bir at görmüş. Bugünkü aşağıda bulunan, denizin kenarında bulunan atı. Aman ne güzel at. Ben Türk olarak at sevgisiyle dolmuş, büyümüşüm insanlardan biriyim. Ne güzel diyor. Adam diyor ki ah bunu ben kendi atölyemden döküyorum. Sana bir tane armağan ediyorum diyor. Pensotti babama bunu armağan edince at geliyor. Atı aşağıda büyük bir kaideye yapılıyor. Oraya uygun mimarlar geliyor boyutlarıyla. Konuyor at ve burada atlı köşk oluyor. Adı toplumda, çevrede. Buna bir tuğla daha koyuyor rahmetli. At satılıyor. Kadıköy'de bir ailenin müzayidesi var. Mahmut Paşa. At heykeli var, fevkalade güzel. 1876'da Paris'te yapılmış ve imza var. Biz o zaman imzanın filan farkında değiliz. Babam bunu onun için almıyor. Atı seviyor. Sonra görüyor ki bunun ayrı bir anlamı var. İmzası var. 1876 Paris. Onu da getirip buraya koyuyor. Büsbütün atlı köşk adını hak ediyor bina. Ve şimdi de ortada kişniyor atlı köşk diye. Sakıp Avrupa'yla 1953 yılında 20 yaşında tanıştı. Ancak vesile pek hoş değildi.
doktorlar uzun zaman zatürreden müzdarip olan genç Sakıp'a kalp romatizması teşhisi koymuşlardı. Sakıp da tedavi için Paris'e gitmiş ve bir aydan fazla kalmıştı. Avrupa'dan çok hoşlanmıştı. Ertesi yıl tedavi bahanesiyle babasından izin koparıp İtalya, Fransa ve Almanya'ya gitti. Sakıp Adana'ya döndüğünde Bosnalılar ailesinin de ortak olduğu Bosta Tekstil Fabrikası açılmak üzeredir. Bu projeyi inceleyen Dünya Bankası, Türkiye'de bir firmaya o zamana kadar verilen en büyük krediyi, 5 milyon lirayı vermeyi uygun bulmuştur. Ve Bosta 1955 yılında faaliyete başlar. Artık Sabancılar sanayide yürümekten koşmaya geçmektedirler. Sakıp Bosta'da ticaret müdürü olarak çalışmaya başladı. 1956 yılında bir akşam babası Hacı Ömer onu bir köşeye çekti ve "Oğlum Sakıp, senin artık evlenme çağın geldi. Biz annen ile teyzenin kızı Türkan'ı sana münasip görüyoruz. Ne dersin?" diye sordu. Bu konuşmanın ardından 1957'nin Haziran ayında düğün yapılmasına da hemen karar verildi. Sakıp artık Bosta'nın da umum müdür muavini olmuştu. Evleneceğim. Türkan'a dedim ki fabrikada yapakta espri oldu. Buraya platform oldu. Burada oturduk. İşte buraya masalar yerleştirildi. Kayserliğimden değil, bir otele para vermeme yerine değil, fabrikanın bahçesinde bir yaz günü düğün yaptık. Türkan Sakıp çiftinin ilk çocukları 1964 yılında doğdu. Çok çocuk istediklerinden Dilek ismini verdiler. Ancak erken doğan Dilek'in ayaklarında araz vardı. Çok uğraştılar ve sonunda Dilek yardımsız yürüme gücüne de ulaştı. 1970 yılında bir erkek, 1973 yılında ise bir kız çocukları daha oldu. Erkek çocuğa Metin, kıza ise Sevil ismini verdiler. Ancak erkek çocuk sevinçleri bir süre sonra tarifsiz acılara dönüştü. Çünkü Metin spastikti. Sakıp Bey yüreği nasırlaşıp oğlunun durumunu kader olarak kabul edene kadar uzun bir süre hislerini kontrol edemedi. İlk günler oğlum oldu, ne sevinmiştim be. Anadolu'da oğlan oldu, ayrı bir nüansı vardı. Ama arkasından duyunca ki oğlan oldu, ama diyemiyorum, olmaz olaydı. Diyemiyorum, dilim çarpılacak. Ama bana ilk günler tabii bunun etkisi çoktu. Beni çok perişan etti. Karımı büsbütün perişan etti. Aylar geçtikçe, yıllar geçtikçe alışmaya yaklaştık. Hiç alışmak mümkün yok. Çünkü her akşam varacağım eve. Metin'i göreceğim. Sabah kalktım, Metin'i göreceğim. Allah kimseye vermesin bu talihsizliği. Çok fabrikalar yaptım. 93 tane sosyal bina yaptım falan filan. İflas ettim ben. Bu pencerede İflas. Atamam. Satamam. ...1960'lı yıllarda baba Hacı Ömer artık yorulduğunu hisseder. Hamballıkla başlayan sanayi devliğine giden bu yol onu çok yıpratmıştır. Sağlığı yavaş yavaş bozulmaya başlar. Üstelik Sakıp ve kardeşleri de artık yetişmiştir. Baba işleri devreder ve Sakıp ön plana çıkar. Nitekim bu dev insanın 1966'da hayata gözlerini kaparken son sözleri şöyle olur. Koştuk, seyirttik, vurduk kırdık, pişirdik şişirdik. Hepsi boş. İşte elimizdeki. Hacı Ömer Ağa'nın ölümünden sonra Sabancı kardeşleri Sakıp toparladı. Dağılmadan tek yumruk halinde işleri yürütmeye karar verdiler. Yeni ağa artık Sakıp Sabancı'ydı. Müzik.
yollardan gidersen gel, mutluluğu getiren bir şey var. El ele verme. Birlik ve birlik. Eğer zaten böyle olmasaydı, baba öldürdü. 6 tane oğlan, 6 ayrı köşeye çekerdik ipi. O böyle bir konu yapar. Tekstilci olur, öbürü plastikçi olur. Biri bilmem neci olur, kendi kendine işler yapardı. Birlik birlik olmadığı için Sabancı gelişmesi, performansı olamaz. Sabancıların en büyük kazancı da bu oldu. Birbirlerine sarıldılar. Baba Hacı Ömer ölünce anne Sadıka Hanım'ın etkinliği daha bir öne çıktı. Kardeşler birbirleriyle ve analarıyla adeta kenetlendiler. Sakıp Ağa gelişmeyi dünyanın yeni alacağı hali görüyordu. Artık sistemli büyümenin zamanının geldiğini hissediyordu. Kardeşlerini topladı. 1967 yılında Sabancı Holding'i Adana'da kurdular. Babasının çalışma sistemini de hiç değiştirmediler. Her alanda o konuyu en iyi bilenleri seçtiler. En değerlilerini yanlarına çektiler. Bir gün Turgut Özal Bey'le, Allah rahmet eylesin, beraber çalışmaya karar vermiştik. Bana Washington'da dedi ki, patron ben seninle beraber çalışırım. Bu işleri, hedefleri daha büyütmeye gayret ederiz. Ama unutma ki büyük pazarda olursak, büyük pazarda daha büyük fırsatlar ve imkanları yakalayabiliriz. Yani bir gün Adana'da oturma, yerleşme, devam etme yerine işimizi, evimizi İstanbul'a götürmeliyiz dedi. Turgut Bey haklıydı. Bu son derece önemli bir karardı. Adeta dünyası değişecekti. Kimileri yapmayalım, taş yerinde ağırdır. İstanbul Bizans'tır. İstanbul'da denize atlamanın riskleri vardır dedi. Ama öte yandan da Türkiye'nin devi olacaklar, dünyaya açılacaklarsa, pencerelerini büyüteceklerse İstanbul'a taşınmak gerekiyordu. Sakıp Ağa Özal'ın tavsiyesine uydu, risk almasını yaptı. Ya Allah, Turgut Bey'le beraber geldik. Deneme sürecinde Bebek'teki o apartmanda yaşadım. Sonra alıştım. Hoşuma da gitti. Geceleri sosyal, pencereden davetler, kokteyller filan. Ben de biraz tabiat itibariyle insanlar sevgisi, medyaya yakınlık. İstanbul Sabancı Holding'i de değiştirdi. Artık daha büyük düşünme, daha büyük projeler peşinde koşma dönemi başlıyordu. Ancak ne pahasına? İlk adım Sasa ile atıldı. Polyester elyafı üreten Sasa, Sakıp Ağa'nın iş hayatındaki en önemli kilometre taşlarından biridir. Bilmediği, anlamadığı bir alanda yatırıma girmişti. Teknolojinin ne olduğu, makinelerin nasıl olduğu, yabancı firmaların entrikalarından tamamen habersizdi. Ancak bu deneyimsizliği ona epey de pahalıya mal olacaktı. Yer etüdü iyi yapılmamış, bir araziyi almışız. Araziyi alırken kriterlerimiz yeterli değil, eğitimimiz tamam değil, tecrübelerimiz yok. Yolun üstünde olsun, fiyakalı gözüksün, yolun üstünde olsun. Yol tabii önemli, ulaşımı sağlar. Onun için yolun üstünde olsun. Almışız, temeli atmışız, fabrikayı yapmışız, Sasa bitmiş. Su yok. Suyun yokluğu utanılacak bir iş. Sadece su değil, fabrikanın daha nice eksikleri çıktı. Miktar bakımından, kalite açısından yetersizdi. Koca yatırım ayıplarla doluydu. Bütün bu ayıplarla göre yeni öğrendin ama geç öğrendin. Fabrika bittikten sonra. Fabrikayı yıkamam, taşıyamam. Ne yapayım? 20 kilometre mesafeden suyu bulduk, buraya getirdik. 20 kilometreden, 30 kilometreden borular döşendi. Oradan suyu çıkarttık, üfürdük, enerji harcayarak buraya taşıyoruz. Benden daha büyük kim vatan düşmanı be? Yok benim ya vatan düşmanı. Ekonomiye bomba koyan benim ya. Koçero benim ya. Neden? Kötü niyetimden değil. Eğitimim yok, tecrübem yok.
İlk defa işte. Ama ikinci bir fabrika yaparken vallahi de billahi de suyu olmadan ve nüanslarını yakalamadan hiçbir yere başlamam. Sasa tecrübesi Sabancı'nın en büyük dersi oldu. Ardından Akçimento, Sentetik İplik Fabrikası İNSA, Havlu ve Kadife Fabrikası TEKSA, Mersin Çimento Fabrikası ÇİMSA, Makine Madeni Aksam Fabrikası TEMSA, Yünlü Dokuma Fabrikası YUNSA kuruldu. Hemen arkasından da KOTSA. Sonra yerli sermayeli ilk lastik fabrikası olan LASLA. Ardından dünya devleriyle evlilikler başladı. Sabancı dünyanın en büyük şirketleriyle ortak olmaya DuPont, Philips, Mitsubishi, Marsa, Kraft, Jacobs, Philip Morris, Bridgestone, IBM, Hilton ve Toyota. Dünya ticaretinin %15'ini elinde bulunduran dev şirketler Sabancı'yla ardı ardına ortak olmaya başladılar. Hem de Sabancı'nın çoğunluk hissesini kabul ederek. Ardından belki de babasının büyüğe olan merakının etkisiyle Türkiye'nin en büyük ve yüksek iş merkezini Sabancı Center ikizlerle kurdu. Ah ben Hacı Ömer Ağa'yı Tanrı nasip etmedi bir New York'a götüremedim. Rockefeller Center'ın görseydi oradaki yüksek binaları, şapkası bir düşseydi. Ve ya Rabbi ne büyük bu binalar deseydi yüreğimde dopdoludur. Bu fırtına gibi esen hayat beraberinde ardı ardına acılar da getirmekten geri kalmadı tabii. 1979'da en büyük kardeş İhsan Sabancı öldü. Ölümüne kadar Adana'yı terk etmeyen tek kardeşti. Ailenin pamuk alımını tek başına yapardı. Aile İhsan'ın acısına alışmaya çalışıyordu ki 1988'de daha büyük bir darbe indi. Biricik anneleri Sabancı aile çadırının orta direği Sadıka Hanım hastaydı. Ailenin direğinin yavaş yavaş yıkıldığı da hissediliyordu. 6 Haziran pazartesi günü sessizce göçüp gitti. Bu ölüm Sakıp Ağa'yı çok etkiledi. Adeta yıkıldı. O anasına bir başka bağlıydı. 1996'da Sabancı topluluğu bir büyük acıyla daha sarsıldı. Sabancı kardeşlerin en küçüğü olan Özdemir Sabancı, Toyota Genel Müdürü Haluk Görgün ve Sakıp Sabancı'nın 18 yıllık sekreteri Nilgün Hasefe holding binasında terörist kurşunlarına hedef oldular. Bu sıralarda topluluğun otomotiv grubu başkanlığını yürüten Özdemir Sabancı yeni projelere, yatırımlara imzasını atıyordu. Bu olay Sakıp Sabancı'yı inanılmaz acılara boğdu. Ancak Sakıp Ağa yılmadı. Yine o bilinen çalışma azmiyle memlekete hizmet etmeye devam etti. Anne Sadıka Hanım son yıllarını sadece vakıf işlerine vakfetmişti. Hacı Ömer Ağa da Sadıka Hanım da varlıklarını paylaşmaktan, muhtaç olanlara vermekten büyük haz duyarlardı. Ve ikisi de bunu kendi elleriyle yaparlardı. Sabancı kardeşler de bu kültürle büyüdü. Sakıp Ağa'ya göre hamurları böyle yoğruldu. Rahmetli anaya geldik. Dedik ki ana sen sekat dağıtıyordun ya. Ha? İşte bu işi ilmi bir hale getirmek istiyoruz. Bunu ilmi bir hale, dünya koşullarına uygun bir vakıf yapacağız. Ve böyle de bu işi sürdüreceğiz Allah nasip ederse dedik. Peki dedi oğlum, mana diyorsun, bunun altında ne var fikrin? Anlatıyorsun ama söyle bakalım. Dilin altındaki baklayı çıkar, benden ne istiyorsun? Ne istem ana dedim, senden istiyorum ki böyle bir vakıf yapınca bu işleri yaptığımız zaman yaşar devam eder. İşte bana bir küsü miktar hisse senetlerinden, biraz nakitten imkan ver bu işi yapalım. Dinledi dedi ki o kadar hayırlı bir iş için geldin bana geldin ki ben neyim oğlum malı mülkü alayını. Aleyhini yani bizim anlatımımızdan hepsini %100'ünü veriyorum dedi. İşte Türkiye'nin en büyük vakfı böyle kuruldu. Adı Hacı Ömer Sabancı Vakfı ya da kısa adıyla VAKSA. Vakfın bugünkü mal varlığı yaklaşık 26 trilyon lira.
Sabancılarla ortaklık eden yabancı şirketlerin pek çoğu yıllık karının yaklaşık %2,5'unu bu vakfa ayırıyor. Vakıf tüzük gereği Sabancı ailesinden, ortaklıklarından ve şirketlerinden başka kimseden bağış kabul etmiyor. Sabancı ailesinin hiçbir ferdi de vakfın gelirinden yararlanamıyor. Baksa kendi başına bir dev. Türkiye'nin hemen her yerine dağılmış 100'ü aşkın tesisi var. 10 binlerce insana hizmet götürüyor. Okulundan kütüphaneye, kültür merkezinden yurda, sağlık tesisinden spor tesisine kadar her alanda etkinliğini gösteriyor. Her yıl 1100 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veren Baksa, şimdi ülke eğitimine katkıda bulunmak üzere Sabancı Üniversitesi'ni kuruyor. Biz diyoruz ki tümüne iş adamlarının koşullarınız ve imkanlarınız olanlar, sizlere diyoruz ki gelin gelin, ihracatta da yarışalım, vergi vermede de yarışalım, istihdamda da yarışalım, başka konular yanında sosyal meselelerde de yarışalım. Okul yapalım, hastane yapalım, ne yapalım. Çalışma yaşamında hamuru çok iyi karan Sakıp Ağa'nın aynı başarıyı sağlığı konusunda yakaladığını söylemek pek kolay değil. Genç yaşta geçirdiği rahatsızlıklarının üzerine bir de çok çalışma eklenince Sakıp Ağa kalbinden 2 ameliyat birden geçirir. O yüzden her gününü planlamaya çalışır. Planlamada başarılı ama çalışma süresini azaltmada aynı başarıyı hiçbir zaman gösteremez. Sabah takriben 7.30'da kalkmışsam duş ve önce hareket yaparım. 20 dakika kadar, 25 dakika kadar. Ondan sonra duştan sonra ve biraz karı koca konuşma saatimizdir o. Tazeyiz. Birbirimize söyleyeceğimiz mesajları söyleriz. Benim defterle ondaki talepleri evlendiririz. Randevu isteklerini, bayramları, tatilleri, bilmem neleri, kişilere ziyaretleri. Ondan sonra kahvaltı olayı nedense başlangıcından beri evimize böyle gelmemiş. Kahvaltı işi yoktur. Bazen hanım bir portakal verir. Yolda açıp yiyerek giderim. Arabaya geldim, bindiğim zaman da benim değerli arkadaşım ve bana yardım eden Ali Haydar gazeteleri çizmiştir benden evvel, işaret etmiştir. Ekonomiyle, Türkiye'de beni alakadar edecek konular veya şahsımla, şirketlerimle alakalı işaretlidir. Biner binmez onu gösterir bana, işaretli. Onu bitirdikten sonra benim defterle Ali Haydar'ın defterini karşılaştırmaya başlar. Bugünkü program ve benim gece yazdığım notlar, uykudan uyanıp yazdığım notları karşılaştırıyoruz. Sakıp Ağa'nın kendini fazla yormaması, kendine çok iyi bakması gerekiyor. Ancak çalışma isteğiyle sağlık kaygıları da hep çatışıyor. Sonunda genellikle de çalışma isteği galip geliyor. İşe geldiğimiz zaman arka arkaya randevular, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. Ondan sonra öğlen aralığı gelir. Vallahi de billahi de söz vermişimdir. Hafif bir şey yedikten sonra bir saat yatacağım. Arka odaya gideceğim. Hatta pijamayı da giyeceğim. Çünkü Vehbi Koç bana söylemiş ki muhakkak bunu yapmalısın. Başka arkadaşlarım, doktorlarım bunu bana söylemiştir. Bunu çabuk çabuk unuturum. Sakıp Ağa'nın iş yaşamındaki en büyük dostu, babasından kalma alışkanlıkla bir an bile yanından ayırmadığı ajandası. Bu defter onun hayatını programlamada kullandığı en önemli yardımcıların başında geliyor. Şu küçük defteri, o küçük günler arasına neler sığdırır, akıl almaz. Yani bütün bu programın içerisinde günde kimlerle buluşacaksa yazılıdır. Akşam nerede kokteyl var, ne giyilecek yazılır onda. Can çıkar ama huy çıkmaz. Ben de işime giderken
Defteri açar, bakar, değerlendirme yaparım. Aman ne kadar arka arkaya randevüler, randevüler, randevüler. Galiba bu işi seviyorum da yapıyorum canım, itiraz da etmemeliyim. Sakıp Ağa'nın hep iki özelliğinden söz edilir. Biri küçük düşünmemesi, aksine büyük düşünmesi. Diğeri de zamanını iyi kullanması. Türkiye'de herkes her yere gecikirken onun her şeyi zamanında yapması. Büyük vizyonu var. Ya biz 2000'li yıllarda 10-12 milyar dolarlık şirket olalım desek, ya neden 20 milyar dolar olmasını düşünebilecek büyüklüğe sahip? Sabancı topluluğunu bir yerden alıp, 1 milyon dolarlık şirketten alıp, milyon dolardan bu zaman zarfında 7 milyar dolarlık şirketler toplu yapabilmek için çok büyük lider olmak lazım. Ben Sakıp Bey'in bir randevusuna bu 34 sene geç kaldığını hatırlamıyorum. Gelmeyecekse de 15 dakika evvel bir mazeret çıktı, gelemeyeceğim der. Ben de hiçbir toplantıya belki bir defa belki olmuştur ama zaman 9.30 dediysek 9.28'dir, 9.32 olmaz bizde. Yani bu zaman çok mühim. Herkese zaman dilimleri ayrı. O ne istediğini çok iyi bilir. Kimle konuşsanız hep bu sözü duyarsınız. İstediğini iyi bilmek ve işi ehline bırakmak. Çok tempolu. Yani çalışması talepkar. Ne istediğini çok iyi biliyor. Çok titiz, çok dikkatli. Ve dolayısıyla sizin aynı titizliği, aynı dikkati göstermenizi istiyor. Çok zeki ve çok çabuk bir insan olduğu için asla Sakıp Bey'e yarım yamalak bilgi, eksik bilgi verilemez. Yani geçiştirilemez Sakıp Bey. Kendisi çok açık ve dürüst olduğu için sizden aynı derecede açıklık ve dürüstlük bekler. Bir konuyu bilmiyorum demeniz onun notunuzu kırdırmaz. Bunu söylemek, cesaretini göstermek onun gözünde önemlidir. Açıklık, dürüstlük dediğim gibi ama bunun yanında talepkardır. Her şey zamanında ister. Sakıp Ağa iş yaşamındaki stresi ve çalışma yükünü atmanın yolunu ise evinde bulmuş. Bir kısmı müzeye, bir kısmı sanat galerisine, bir kısmı hayvanat bahçesine, bir kısmı ise botanik parkına benzeyen evinde. Akşamüstü geldi, eve dönme saati, bende bir mutluluk var. Neden? Hani mektepteki çocuklar var ya, mektep biterken zil çaldı, paydol sevgi ve coşkuyla, yallah gidiyorlar, ben de aynı havadaydım. Eve gidiyorum, eve geleceğim, necim geleceğim çünkü evde çiçekler var, yeşillikler var, Tanrı'ya şükürler olsun. Sağlık var. Böyle pırıl pırıl bir günde, böyle manzaralı bir yerde efendim hayvanlarla uğraşacağım. Hindiler, tavuklar, diğer kuşlar, köpekler, onların yanına giderim. Onlara yiyecek veririm, ekmek atarım, ekmek. O esnada o bana bir stres atmak için güzel bir olaydır, hobidir. Hindi baba beni görünce bak 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 derken bana der, nerede kaldın, kaç günden beri gelmiyorsun, yine bizi unuttun filan der bana. Efendim, sonra vaktim olursa bisiklete binerim bu bahçede. Bazen aşağıya git, yukarıya gel, evin etrafında yokuş olduğu için o zaman da tembellik gelir bana, motosiklete binerim, gider gelirim. Otomobil kullanmayı severim. Çok nadir de olsa direksiyona oturup da Nat King Cole'un parçalarını kasete koymak, hem de ben dinleyeceğim hem de konu komşu dinleyecek şekilde yüksek sesle açacağım efendim. Böyle dinlenmek için. Bu işte fıkara olduğumu, bütün anlattıklarımın hepsinde çok fıkara olduğumu söylüyorum. Neden çok 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 fukarayım? Zamandan dolayı bunların hepsini az yapabiliyorum. Ancak son zamanlarda Sakıp Ağa'yı toplantıdan çıkıp eve koşturacak kadar önemli bir başka kişi daha var. Bu yüzden akşamüstleri eve koşmanın anlamı bir başka oluyor onun için.
apayrı bir şey daha var. Torun var. Torunla beraber olacağım. Onu bağrıma basacağım. Hadi hadi bugün havuza gidelim. Havuza gidelim. Herkesler sever. Sıcak bir günde havuza gitmek, relax, kendini bırakmak, yüzmek herkesin seveceği, isteyeceği bir şey. Ama benim havuzuma gidişte torunla beraber havuza gireceğim. Ayrı espresi var. Dede olarak tam bir çocuk. Tam çocuk bir Sakıp Sabancı'yı görebilirsiniz. Yerlerde yuvarlanıyorlar, beraber oynuyorlar, koşuyorlar, zıplıyorlar. Aklınıza ne gelirse. Tabii Melisa babamı çok seviyor. Dede olarak çok sempatik bir dede ve bazen içimden diyorum eğer ben böyle bir şey yapsaydım herhalde kızardı bana diyorum. Çünkü çok toleranslı Melisa'ya karşı. Her şey yapabilir. Melisa bu evi yerle bir etse hiçbir sorun yok. Toruna karşı bu kadar hoşgörülü, sevgi dolu olan Sakıp Ağa'nın çocuklarıyla olan ilişkileri de hiç farklı değil. Küçük bir kızın babasıyla olan ilişkisi tipik yani. Düşkün bir babayı gözünüzün önüne getirin. Ve o düşkün babanın küçük kızına olan sevgisini gözünüzün önüne getirin. Biraz koruyucu yani bir yapısı vardı. Sonra zaman geçtikçe ben 12-13 yaşına girdikten sonra o koruyucu yapıyı kaldırdı ve beni hayata itti. Beni yurt dışına yolladı. Yatılı okullarda yabancı insanlarla beraber olmamı sağladı. Bu da beni karakterimin daha sağlam olmasına ve dünyayı tanımama neden oldu. Güzel hediyeler getirirdi ama hiçbir zaman şımartmamıştır. Yani çok daha güzel şeyler alabilirdi fakat hep bize paranın önemini, değerini anlattı. Onun dışında söyleyebileceğim hakikaten çok iyi bir arkadaştır. Oturup her şeyi konuşabilirsiniz. Zamanını çok güzel ayarlayan bir insandır. Time management derler ve hakikaten işle şeyi çok güzel ayırt eder. Ve mesela ben ders çalışırken gelirdi odama, oturur beni seyrederdi falan, onları hatırlıyorum. Piyano çalardım ben, gelirdi beni dinlerdi işten sonra. Sabahları beni uyandırırdı. Her konuyla çok detaylı ilgilenir benim babam. Yani öyle bazı babalar veya bazı aileler gibi hani işte al bu parayı ne yaparsan yap değil. Ne konusunda, ne iş konusunda. Bizzat vaktini veriyor, ilgileniyor. Şimdi bence vakitini vermesi, ilgilenmesi, parasını vermesinden çok daha önemli. O kadar meşgul bir insan ki, yani manevi onun benim için değeri paradan çok çok daha fazla. Görenlerin kolay kolay inanamadıkları ise Sakıp Ağa'nın gece hayatıdır. Bütün gününü toplantılarda, sabahtan akşama iş görüşmelerinde geçiren Sakıp Sabancı, akşam olunca da temposunu düşürmez. Sosyal faaliyetler onun ayrılmaz bir parçasıdır. Sakıp Ağa insanları sever, her gittiği yerdeki insanlar da onu severler. Ahçı da benden mutlu değil çünkü geliyor, yapıyor, ediyor, eylediyor. Emeğinin sonunda ister ki ben geleyim, aferin ne güzel pilavdı be, ne kadar güzeldi börekti ya. Anamınkinden daha iyi yapmışsın Ahçı baba diyeceğiz ama gel Allah gel dışarıya gidiyoruz. Son zamanlarda tabii nüfus kağıdına paralel olarak her gece gitmeyi vallahi de billahi de diyorum yapmayacağım artık. Ne yapacağım? Biraz azaltacağım diyorum. Şimdi 2-3 günde bir evde kalıyorum. Azalttım. 2-3 günde bir evde kalıyorum. Pijamayı giydim mi? Halının üstüne de oturdum mu? Televizyonları ondan ona açmaya başladım mı? Bir keyif olur bana. Biraz da halının üstünde meyve gelirse onları yiyerek gece evde olayım ve dışarıda olayım. Bu 12'yi yakalarız, 1'i yakalarız. Yoğun iş ve yaşam temposuna en çok alışan da 38 yıllık hayat arkadaşı Türkan Hanım olmuş. Tabii büyük fedakarlıklarla. Kızdırmazsanız hakikaten Sakıp Bey'in hani derler ya bam teline basmazsanız çok iyi bir hayat arkadaşı. Yani iyi bir baba, iyi bir eş. Sakıp Ağa'nın yoğunluğu sadece İstanbul'a özgü de değil. Aynı şey seyahatlerde de geçerli. Bugüne kadar hiçbir iş bağlantısı olmadan, bir randevu, bir görüşme, bir toplantı bulunmadan herhangi bir seyahate çıktığını hatırlamıyorum. Seyahatlara giderken kendi kendime sorarım.
hiçbir iş bağlantısı olmadan seyahate gidebilir misin diyorum. Mutlaka nereye gideceksem ucuna ortasına birilerini koyup iş yapmaya götürürdüm. Bunu 2-3 seneden beri hafifletmeye başlattım. Vallahi de billahi de kendim için, seyahat için gidiyorum diyorsam da gene telefonlar elde. Karım itiraz eder ki hani kimselere randevu vermeyecektin der. Bak derim, senin hiç işi bozuyor muyum? Ben ona, adama gitmedim ki. Çağırdım Brüksel'den Cenevre'ye, geldi. Havuzun başındayız. Seninle beraber adamla yarım saat konuştuk, gitti adam. Bak iş bahaneyi bulurum. Tabii aynı bahaneyi şeye de koydum. Ameliyattan sonra karıma demiştim ki cumartesi, pazar işe gitmeyeceğim. Düşündüm, taşındım, buna bir çare bulayım dedim. Söz. Cumartesi, pazar çalışmayacağım demiştim ben sana. Tamam. Sonra işe gitmeyeceğim. Tamam. Her ikisini tutuyorum. Ama iş eve geliyor. Vallahi de billahi de daha zengin olalım, daha fazla para kazanalım diye çalışmıyoruz. Başarıyı yakalamak, ki o başarı ki hududu yok. O kadar alıştım ki buna, inanın eğlenceye dahi gitsek mutlaka kendine bir iş konusu bulacak kişiyi seçer, özellikle onun yanına oturur. Hani bir düğüne gitsek bile. O kadar alışıyorum ki bazen biri benden özür dilediği zaman ben onu çok yadırgarım. Yani özür dilemenize hiç gerek yok. Benim bütün yıllarım böyle geçti derim. Atlı Köş sadece bir evde değil, Sakıp Ağa için tüm yabancı konuklarını gururla ağırladığı bir karargah. İş hayatının önemli bir parçası. Buradan gelip geçenlerin sayısı ve isimleri kitapları dolduruyor. Amerika'nın eski başkanı Jimmy Carter, Dışişleri Bakanı Schultz, Japon Prensi, Belçika Kralı, NATO Genel Sekreteri, IMF Başkanı ve birçok ülkenin başbakanı. Bu ev alındığı zaman anne ve baba başta, sevgi, kalabalık, geleni gideni getirmek, misafir etmek, onun bir parçası olarak beynelmiler relasyonlarımız geliştiği zamanla, şirketlerin başkanları, idare et üyeleri gelmeye başladı. Sonra baktık ya bu kadar resimler, kalografiler, fermanlar, boyutlar bir yere gelince yabancı konukların alakasını çok çekiyor. Çeşitli dönemlerde Sovyetler Birliği'nden buraya, Sovyetler bir büyük elçisine veya İstanbul Başkonsolosluğu'na gelenler bana duyurulmuş. Burada davet vermişim. Buradan Moskova'ya gidenler bunu Moskova'daki kültür penceresindeki insanlara duyurmuşlar. Ya bir teşvik edelim, davet edelim dediler. Beni davet ettiler. Sakıp Ağa Atlı Köş'teki resim ve hatları Moskova'ya da taşıdı. Moskova'daki bu sergi açılışına gitmeye hazırlanıyordu. Herhalde hayatının en unutamayacağı gezilerinden biriydi. 12 ay önceden planlanan geziye kısa bir süre kala beklenmedik bir haber geldi. İkinci bir kalp ameliyatı olmak zorundaydı. Çaresi yoktu. Ameliyatı oldu. Yüzünü açtıktan 10 gün sonra da ben Moskova randevusuna gideceğim diye tutturdu. Bütün doktorlar şaşırdılar. Ancak o kadar ısrar etti ki sonunda dayanamadılar. İyi ki gittim. Kaç defa Sovyetler Birliği'ne gittim. Bizim cumhurbaşkanları, başbakanlar gibi. Alaka belli boyutlardaydı. Minik minikti. Aman böyle bir sebepten, sanat ve kültür penceresinden gittim diye bana apayrı bir alaka oldu. Sergiye gelen insanlar neler söyledi bana. Hatta yeni kalp ameliyatından 10 gün, 12 gün geçmiş, yüreğimde izleri var benim yorgunluk halim. Bunu bilen televizyoncular filan bunu tekrar ekrana getirdiler. Kalp ameliyatından gelmesine rağmen buraya geldi, katıldı, sanata karşı sıcak davrandı filan diye. O da demedi sermayesi şu kadar, altın rezervi bu kadar, bankası varmış, disponibilitesi bu vardı. Bunları demedi. Bunlar önemli değil ki. Öbür pencere önemliydi. Sonra bana ne mektuplar yazdılar. Beni çok gururlandıran
O sergiden sonra benim dosyamda mektuplar var. Sakıp Sabancı, Türkiye. Adres bu. Atlı köşk müze gibi yıllardır toplanan değerlerin dağılmaması da Sakıp Ağa'nın en büyük arzusu. O öldükten sonra da buranın yaşamasını istiyor. Rüyası buranın çarçur olup dağılmaması, sanat eserlerinin de herkese açık kalması. İnsanlar zanneder ki bu otomobil benim, bu arsa benim. Öyledir ama bir gün gol gidersin, o arsa orada yine durur. Bir koltuk var evinde, insanlar gider bu koltuk burada durur. Bütün mesele topluma geri döndürmek. Zannediliyor ki sadece her şey parayla biter. Hayır. Elbette para olmadan, kaynak olmadan realist olalım. Bir yere varamazsın. Ama o zenginlik başka, Fransa'da gördüğümüz, Louvre Müzesi'nde gördüğümüz zenginlik başka bir şeydir. Bu bir oluşum ve zaman işidir. Değil mi efendim? Ben de bunu tekrar topluma geri götürecek, Sabancı Müzesi yapacak, yaşayacak, nesellerden nesillere gelecek insanların bunu daha da tırmandırıp daha boyutları yukarıya getirmelerini isterim. İnşallah bunu ölmeden evvel yaparsam, ben hayattayken yaparsam, bu keyfi ben hissedersem ayrıca da mutlu olurum. Ama helal olsun bir yere veriyorum. İlkeme, ülkeme, ülkem lütfetti. Ülkemin koşulları beni buraya getirdi. Bu ülkeme geri gitmesi beni mutlu ediyor. Artvin'e, Maraş'a falan yere sosyal iş yaptığımız gibi. Zor gelmeyecek. Allah nasip etsin, yapalım, hayattayken görelim. Sakıp Sabancı nasıl bir insandır diye sorsanız herhalde binlerce farklı yanıt alırsınız. Ancak biri hiç şaşmaz. O kendine mahsus bir insandır. Ben kendime mahsus bir adam. Sabancı soyadı da özeldir. Yani bakarsan Sabancı diye de ararsan Bingör diye isim dolu. Ama Sakıp var mı? Benim ayrı bir yerim var. Acaba benim unik durumum ikiye böleceğin, bir halk seni tanıyor, postacı da tanıyor. Ha? Otobüsü süren adam da seni tanıyor. Bu bir pencerem. İkinci pencerem de Sakıp Sabancı deyince ayrı bir avantajım var. Yoksa acaba dünyada benim gibi bir numune var mı diyorum ya. Sakıp Ağa kendi kendiyle yarışan bir insan. Öyle bir yarış ki bu tek başına bir firma yaratmış. O sokaktaki insan için artık Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı değil. O sadece Sakıp Ağa. Çeşitli dillere çevrilen kitaplar yazdı. Geliri Darül Acize'ye bırakılan bu kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaynak kitap olarak tavsiye edildi. Başarılı sporculara, sanatçılara ve öğrencilere kurduğu fonlar kanalıyla ödüller dağıttı. Özürlüler Olimpiyatına katılan gençlere destek verdi. Onlara çeşitli armağanlar dağıttı. Türkiye'de Eskişehir Anadolu Yıldız ve Erciyes Üniversitelerinden Fahri Doktora ünvanları aldı. Amerika'da New Hampshire adlı üniversite tarafından Fahri Doktora ile ödüllendirildi. Paris'te Sorbonne Üniversitesi ve Patronat Français'de konferanslar verdi. Dünyanın başarılı iş adamlarına verilen Altın Mercury ödülünü Mısır Devlet Başkanı'nın elinden aldı. Daha sonra Belçika Kralı olan Prens Albert atlı köşke kadar gelip Sakıp Sabancı'ya kraliyet nişanı taktı. Japon hükümeti tarafından verilen kutsal hazine altın ve gümüş yıldız nişanını aldı. Sayısız resmi yurt dışı ziyaretlerde bulundu. Defalarca Beyaz Saray'a davet edilerek Amerikan başkanlarınca ağırlandı. Sonunda basın onu Türkiye'nin Fahri Büyükelçisi ilan etti. Türkiye'de ve dünyada sayısız şehrin Fahri hemşerisi oldu. Hatta birçok yerde adı sokaklara verildi. New Hampshire'de belediye bana verdi hemşerilik. Efendim Houston'a gittim. Houston'un belediye reisi bize bir panel yaptı ve bana hemşerilik verdi. Efendim bunun gibi memleketimin içinde de İzmit'te de
verdi. Artvin'de de verdi. Ve bazı yerlerde de caddeye adımı koydu. İzmit'teki bir caddede Sakıp Sabancı Caddesi var. İzmit'te var da Artvin'de de var Sakıp Sabancı Caddesi var. Tabii ben bunları söylerken insanlar fanidir. Ben de bugün huzurumuzda varım. Yarın olmayacağım. Ben benim için söylemiyorum. Bana bir paye olsun diye haşa haşa onu söylüyorum. Ben gençlere, diğer nesillere demek istiyorum ki ya bir yerden bir yere tırmanılabilir. Allah rast getirirse, koşullar iyi gelirse, sen de yüreğinde hissedip de coşkuyla çalışırsan tırmanırsın. İyilikleri yaparsan yalınız evine, karına, çoluğuna, çocuğuna mı götürün güzellikleri? Hayır. İyilikleri karına, çoluğunu, çocuğunu aşar. Hısımına, akrabana vardırır. Mahalline varır, mahallene varır. Vilayetine varır, ülkene varır. İşçileri omuzlarında taşıdı, yetmedi büstüne diktiler. Kimi onu sadece patron olarak gördü, kimi kalkınmanın, Türk sanayi devriminin kahramanı, kimi belediye başkanı, kimi siyasetçi olmasını istedi. O ise olduğu gibi kalmayı tercih etti. Başlı başına bir kurum oldu. Türkiye'de patron imajını değiştirdi. Zengini fukaraya sevdirdi. Aramızdaki bir insan olarak kaldı. Yönetim kurulu başkanı olarak anılmadı. Ona sadece Sakıp Ağa dendi. Bizden biridir o. Çalışmak. Yüreğinde hissetmek. İşimi de seviyorum. Ailemi de seviyorum. Vatanımı da seviyorum. 30.000 yaşayacağım. Allah nasip etse de bir gün 40.000 oldum. Bir gün 50.000 oldum. Bir gün 100.000 adam oldum. Allah nasip etse ömrümüz yeter veya yetmez. Bunu isterim.